Arkadaşlar selamlar. Sizin nişanlım Duygu ile tanıştırıyorum. Merhaba herkese. Bugün evimizi tuttuk. Size evimizi dolaştıracağız ve evimizi komple yenilemeyi düşünüyoruz. Bu süreci de sizlerle paylaşacağız. Birkaç videoluk bir seri olacak diye düşünüyorum. Haydi evimizi dolaşalım. Öncelikle oturma odamıza giriyoruz. Oturma odasının sol tarafına yemek masası ve şuraya bir konsol koyup bar gibi bir şey yapmayı planlıyoruz. Bu tarafına ise bir oturma grubu ve televizyon koyacağız. Balkonumuz burada bulunuyor. Manzaramız gayet güzel. Şimdi diğer odalara geçiyoruz. Burada bir antremiz var. Buranın yerlerini boyamayı düşünüyoruz. Boyamayı veya kaplamayı düşünüyoruz. Açık bir renge. Şöyle sağ tarafımızda mutfağımız yer alıyor. Eski bir mutfak. Bu mutfak dolaplarını komple boyamayı düşünüyoruz. Şu köşedeki mutfak dolaplarını çıkaracağız. Buraya buzdolabını koyacağız. Buradaki ocağın yerini değiştireceğiz. Bu tarafa bir ocak almayı düşünüyoruz. Ve burada da bir adet balkonumuz var. Buradaki balkonumuz diğerine göre daha küçük. Ama yine yeşilliğe bakıyor. Güzel bir balkonumuz var. Devam ediyorum. Öncelikle dağınıklık için kusura bakmayın arkadaşlar. Evi yeni tuttuğumuz için herhangi bir temizlik vesaire yapamadık. Bu tarafta da küçük bir odamız var. Burada gömme buzdolabımız bulunuyor. Bu odayı ütü masasıdır, elektrik süpürgesidir. Bu tarz eşyaları koyacağımız bir alan olarak düşünüyoruz. Buraya herhangi bir şey yapmayacağız. Burada hemen karşı alaturka tuvaletimiz var. Devam ettiğimizde sol tarafımız banyomuz. Banyonun da tüm fayanslarını, yerlerini yine kaplamayı veya boyamayı düşünüyoruz. Ayrıca şu duşakabini de çıkarıp yerine bir perde asabiliriz. Onu düşüneceğiz. Şuraya güzel bir ayna, güzel bir raf takacağız. Ve dolapları da boyamayı düşünüyoruz yine. Burası yatak odası olarak planladığımız oda. Buranın da komple boyaya ihtiyacı var. Burası daha böyle arka tarafa bakıyor. Yeşilliğe bakan bir oda. Bu sebeple hoşumuza gitti. Sol tarafta da son odamız. Burayı da çalışma odası yapmayı düşünüyoruz. Burası da yine balkonlu bir oda. Evin 3 tane balkonu var. Buraya bir tane koltuk takımı. Sonrasında kitaplıklarımız. Ve bir çalışma masasıyla odayı tamamlarız diye düşünüyoruz. Buradaki balkonumuz da evin arka tarafına bakıyor. Evin her tarafı yeşillik. Bu çok hoşumuza gitti. Sakin bir yer. Bu sebeple evi tuttuk. Bakın ne kadar istediklerimizi yapabileceğiz, ne kadar yenileyebileceğiz. Evimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi Duygu ile beraber koltuk takımı, yemek masası bakmaya gideceğiz. Bakalım eşyalarımızı henüz alamadık. Eşyalarımızı da eve göre almayı planlıyoruz. Alışveriş sürecinde yine video çekmeye çalışacağım sizlere. Görüşmek üzere. Evimize eşyaların bir kısmını aldık. İşte koltuk takımı, yemek odası takımı, yatak odası takımı vesaire bunların işlerini hallettik. Şu anda da evde tadilat yapıyoruz. Şimdi mutfakta işlerimiz var. Birazdan onları göstereceğim size. Onun haricinde boyayı kendimiz yapmama kararı aldık. Birine boyatacağız. Çünkü o kadar vaktimiz olmuyor evde uğraşmaya. Kalan işleri de yine size çekmeye çalışacağım. Mutfakta Ali ustamız çalışıyor. Doğalgaz hattını temizle ediyoruz. Ali ustam. Merhaba arkadaşlar. Ocak hattımızın yerini değiştiriyoruz. Ocağımız önceden buradaydı. Burada, buraya olarak burayı da mermerle kapatacağız. Burayı da aspiratör hattımızı yerleştireceğiz. Havalandırmayı da bunun arkasından duvara kırarak geçeceğiz. Dolapların hepsi sökülüp baştan yapılacak.
Doğalgaz hattımız bu şekilde ilerliyor. Yani önceden buradaydı ocak, Ali'nin dediği gibi. Buradaki boruları falan söktü sağ olsun. Şimdi yeniden boruyu alıp bu tarafa doğru getirecek. Bu şekilde çalışıyoruz bugün. Dolapları söktük arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi 3 kanat dolabımız kaldı. Bir de altta yer alan dolaplar var. Şu kısma, son söktüğümüz kısma dalgınbaz gelecek. Altına set üstü ocak koyacağız. Şuraya buzdolabı gelecek şu köşeye. Burada ise herhangi bir şey olmayacak. Burası neredeyse boyaya hazır. Sadece şu fayansın yerine bir parça fayans taktıracağız, fayans boşluğunun yerine. Sonrasında mutfakta işimiz boyaya kalmış olacak sadece. Söktüğümüz dolapları da atacağız ya da marangoz çağıracağız gelip alsın diye. Onları da şimdilik böyle koyduk. Mutfağımızdaki mermeri şu şekilde kapattık. Elimizde bir parça mermer vardı. Onu buraya yama şeklinde mermerci ustamız yapıştırdı sağ olsun. Mutfak ve işimiz bir tek boyaya kaldı. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. İkinci videomuzda boyayla devam edeceğiz. Sonrasında eşyaları yerleştirme sürecimiz olacak. Bakalım nasıl devam edeceğiz.